Hardware Plus'tan herkese selamlar. Ben Eren İmdat. Bugün sizlere Redmi yani Xiaomi'nin alt markası olan Redmi'nin Note 12 Pro modeli hala alınır mı ya da direkt alınır mı sorusunun cevabını vermek istiyorum. Daha öncesinde incelemesini yapmıştım ve ufak tefek detayları inip burada sizlere detaylı bir şekilde de anlatmıştım. Şimdi Redmi Note 12 Pro neden önemli? Özellikle ülkemiz için neden önemli? Çünkü uygun fiyatlı bir akıllı telefon olarak karşımıza çıkıyor Redmi serisi. Redmi Note 12 Pro modeli ise ülkemizde en çok sevilen modellerden bir tanesi. Daha önceye baktığımızda Redmi Note 8 Pro, 9 Pro, 10 Pro, 11 Pro ve şimdi ise 12 Pro modeliyle bizleri cezbetti mi yoksa alınmalı mı alınmamalı mı, ona cevap vereceğim. Bence ilk baştan söylüyorum, bu cihaz yerine başka cihazlar bakılabilmeli. Ama tabii ki detaylarda da hoşumuza gidecek şeyler bulunuyor. Mesela neyden başlayalım? Tasarım kısmından başlayalım. Tasarım kısmına baktığımızda bence gerçekten güzel bir tasarım bulunuyor. Elinize alınca telefonu, ya bu telefon gerçekten tok bir tutuş hissiyatına sahip dediğimi biliyorum. Rengi de bence gerçekten çok güzel. Bu mavi rengiyle, maviş rengiyle benim gönlümü fethettiğini sizlere söyleyebilirim. Üst tarafında kulaklık girişimiz var. Yani kablolu bir kulaklığınızı kullanabiliyorsunuz. Stereo hoparlör desteği var. Sesleri gerçekten güzel bir şekilde verebiliyor bu arada. O yüzden de tasarım kısmında da benim hoşuma giden detayları mevcut bu telefon. Hatta ve hatta sizlere şöyle söyleyebilirim. Ağırlık tarafında ise 201.8 gram yani 202 gramlık bir ağırlığı olmasıyla da o tok hissiyatını buradan da aldığında eklemiş olayım. 202 gram ağırlık biraz fazla mı? Evet, fazla da sayılabiliriz aslında. Neden? Çünkü telefon gerçekten büyük bir telefon. Ekranıyla da büyük, kasasıyla da büyük bir telefon. 6.67 inçlik bir ekranımız bulunuyor. AMOLED'le beraber geliyor ve ayrıca 120 Hz'e destekliyor. Dolby Vision desteği var. Parlaklık tarafına geldiğimizde 700 nit normal parlaklıkta, maksimum olarak da güneş altında ise 1100 nit'e kadar çıkan bir parlaklık değeri bulunuyor. Yani ekran konusunda da sizleri memnun edecek bir ekranla beraber oluyorsunuz. Alt tarafta ufak bir çerçevemiz bulunuyor ama çok fazla rahatsızlık vermiyor. En azından bana çok fazla bir rahatsızlık verdiğini sizlere söyleyemem. Full HD Plus bir ekranla beraber geliyor yine. Yani bir şeyler izlediğinizde ve ekranda bir şeyler yaptığınızda, kaydırmasından olsun ve izlediğiniz içeriklere kadar zengin bir ekranla beraber oluyorsunuz Redmi Note 12 Pro'yu kullandığınız zamanda. Performans kısmına, yani işlemci konusuna geldiğimizde burada biraz çekincelerim var. Neden diyecek olursanız da içerisinde 2 nesil eski bir işlemci var. Yani Redmi Note 10 Pro'nun içerisindeki işlemci var. O da Snapdragon 732G işlemcisi. Bu telefonun içerisindeki bu işlemci birçok fazla telefonda vardı geçmiş dönemde. Şimdi ise tekrardan 7 ay öncesine gidersek veya 8 ay öncesine gidersek de eski bir işlemciyi şu anda kullanmış oluyorsunuz ve şu anda satın aldığınızda da yine eski bir işlemciyi kullanmış olacaksınız. O yüzden de 732G'li bir telefon almaktansa yeni nesil işlemcilere bakmak biraz daha mantıklı bir tercih olacaktır zaten. Ve ileriki dönemde de, yani fiyat tarafına geldiğimde, rakiplerinden de bahsedeceğim ve hangi işlemciler olduğundan da bahsetmiş olacağız. Tek seçenekle beraber geliyor. Yani 8'e 256'lık sürümle beraber alabiliyorsunuz. RAM tarafında da, depolama tarafında gayet iyi. 256 GB birçok kişi için çok çok yeterli. Ha bana yetmiyor diyenler varsa 1 TB'a kadar da zaten hafızanızı arttırabiliyorsunuz. Bu da güzel noktalarından bir tanesi. RAM ve depolama tarafından sonra aslında 732G ile neler yapabiliyorsunuz, onlardan konuşalım. Siz bu işlemci kullandığınızda şu anda dondu kastı yaşayacak mısınız? Bence yaşamayacaksınız ama ileriye dönük burada uygulamaları kullandığınızda problemler yaşayabilirsiniz. Çünkü işlemci gerçekten eski bir işlemci artık. Hatta ve hatta 732G'nin 8 nanometrelik bir işlemci olduğunu da sizlere söyleyebilirim. Günlük kullanımda bir problem olmayacaktır ama bir oyun oynamak istediğinizde artık yavaş yavaş uygulamaların destekleri de olmayacak veya bu telefonun bu işlemcisi oyunları kaldıramayacak seviyeye gelecektir diye sizlere ekleyebilirim burada. 8'e 256'lık sürüm olması güzel ama eksi noktası yok mu? Var. O da yazılım tarafında. Kutudan Android 11 ile ve MIUI 13 ile beraber çıkmıştı. Ve güncellemesini yaptığımda MIUI 14'ün geldiğini gördüm ve Android 12'nin geldiğini gördüm. Yani uzun süreli kullanımda yazılım kısmına baktığımızda ve güncelleme desteğinin 2 senelik bir büyük Android güncellemesi, 3 sene boyunca da güvenlik güncellemesi aldığını düşünürsek de zaten Android 12'yi alıyor. Sonrasında Android 13'ü alacak. Şu anda hali hazırda amiral gemileri Android 14'ü almaya başlamışken Android 12'nin şu anda üzerinde olması ve yakın zamanda da Android 13'ü aldıktan sonra hayat ömrünü bitirmesi, yani yazılım tarafındaki hayat ömrünün sonuna gelmesi anlamına geliyor. Yani bu telefonu şu anda bugün aldığınızda yazılım tarafında ileriye dönük problemler yaşayabileceğiniz anlamına geliyor. Bu yüzden de önermediğim kısımlardan bir tanesi hem işlemci kısmı hem de yazılım kısmı oluyor. Şundan da bahsetmiştim ben incelemesinde. Redmi Note 12 direkt baz versiyonundan bahsettiğimizde o daha güncel yazılımla kutudan çıkıyordu. Ama Pro versiyonu daha eski bir yazılım versiyonuyla gelmişti. Bu da eksi noktalardan bir tanesi olduğunu bizlere de kanıtlamış oldu aslında. Yani bu telefon
telefon alacak olanlar varsa, eğer güncelleme delisi değilseniz, çok fazla oyun oynamıyorsunuz, 732 GB biraz daha bugünlerimizi kurtarabilir. Ama geleceğe yönelik baktığımızda hem güncelleme kısmında hem de işlemcinin performansının sürdürülebilir bir şekilde gitmesi adına biraz problemler yaşayabilirsiniz. En azından 2 sene boyunca değil ama 2 sene üzerindeki kullanımlarda problemler ortaya çıkmaya başlayacaktır. Gelelim arka taraftaki kameradan konuşmaya. Burada baktığımızda güzel kameralar aslında bizleri karşılıyor. Ana kameraya baktığımızda 108 megapiksellik bir ana kameramız var. OIS desteklemiyor. F1.9 diyafram açıklığında. İkinci kamera 8 megapiksellik bir ultra geniş açı ve 120 derece bizlere sunabiliyor. Diğer iki tane kamerası 2 megapiksel çözünürlüğünde ve biri makro, biri de derinlik algılayıcı kamera olarak işlev görebiliyor. Ben çektiğim fotoğraflardan gerçekten memnunum Redmi Note 12 Pro ile beraber. Hem yüksek çözünürlük modunda hem de standart çekimlerde bayağı iyi işler başarabiliyor segmentine göre. Ama iş video kısmına geldiğinde çok beğenmediğimi söyleyebilirim. Çünkü tamam 4K 30fps videolar çekebiliyor ama OIS'i bulundurmaması sebebiyle sarsıntılı çekimler yapıyorsunuz ve eliniz ne kadar sabit kalsa da o titreşimi hissediyorsunuz. Çektiğiniz her videoda hissedebiliyorsunuz. 4K 30fps'ten sonra ön tarafa geldiğimde ise burada ön taraftaki kamera değerimiz ise 16 megapiksel çözünürlüğünde ve bir Xiaomi klasiği, bir Redmi klasiği ön taraftaki kamerayla maksimumda 1080'e 30fps videolar çekebiliyorsunuz. Daha yukarısındaki bir çözünürlükle çekemiyorsunuz. Ben çektiğim videolara, ön taraftaki videolara baktığımda biraz puslu bir çekim yaptığını burada keşfetmiştim. Bu yüzden de ön taraftaki kamerayı beğenmediğimi sizlere net bir şekilde söyleyebilirim. Ama genel olarak arka taraftaki ana kamerayla çekeceğiniz fotoğraflar hoşunuza gidecektir. Hem gece olsun hem gündüz ışığında olsun iyi fotoğraflar elde edeceksinizdir diye sizlere söyleyebilirim. Bu yüzden de kamera tarafında çok video çekiyorsunuz ve ön taraftaki kamerayla da yine çok fotoğraflar ve çok video çekiyorsanız beğenmeme olasılığınız daha yüksek diye aktarabilirim sizlere. Ses kısmında demiştim zaten stereo hoparlörümüz bulunuyor. Dolby Atmos desteğimiz de var. Dolby Atmos'la beraber sesler sizlere daha yakın bir şekilde geliyor. Bu da YouTube'da olsun veya bir müzik dinliyorsanız veya herhangi bir şekilde sesle bir işiniz varsa iyi bir hoparlör performansı sizleri bekliyor olacaktır. Kulaklık girişiyle beraber de kendi kulaklığınızı, kablolu kulaklığınızı rahat bir şekilde kullanabiliriz anlamına geliyor. İşin batarya kısmına geldiğimizde gerçekten çok çok iyi. Çünkü Snapdragon işlemcileri aslında batarya konusunda bir problem olmadan telefonları kullandırabiliyor. 732G işlemcisi de iyi ayarlanmış işlemcilerden bir tanesi. Hem batarya konusunda hem de günlük performansı konusunda bataryada da 5000 mAh bir batarya gününüzü çok çok rahat bir şekilde yetirecektir. Yetmesini bırakın hatta ikinci güne bile varabilirsiniz buradaki işlemciyle beraber. 5000 mAh bir bataryayı 67 Watt'la beraber hızlı bir şekilde şarj edebiliyorsunuz ki gerçekten hızlı bir şekilde şarj oluyor. Çok alıştık zaten 67 Watt'a. Xiaomi genellikle 5000 mAh ve 67 Watt kombinasyonunu çok fazla kullanıyor. Bu yüzden de batarya konusunda bir problem olmadan bu telefonu kullanabileceğiniz anlamına geliyor. Toparlayacak olursam aslında telefon kendi içerisinde güzel bir seri olsa da Redmi Note 12 Pro modeli diğer serilere göre biraz daha sönük kalan bir telefon oldu. O yüzden de Redmi Note 12 Pro almak isteyenler biraz iyi düşünmesi gerekiyor. Ha ben bu videoyla ne yapacağım? Bu videoyla size Redmi Note 12 Pro almayın videosu değil ama alırken bunlara dikkat edin şeklinde sizlere söylemek istiyorum. Ha Redmi Note 12 Pro'yu bu şekilde söyledim. İyi yönleri, kötü yönleri var Eren dedin ama peki bu telefon yerine hangi telefon alabilirim diye soranlar varsa da birçok fazla telefon bulunuyor. Şu anda Redmi Note 12 Pro'ya baktığımda fiyat tarafında 12.500 lira bandına rahat bir şekilde bulabiliyorsunuz. Peki 12.500 liraya hangi telefonlar var diye soranlar varsa da 12.500 liraya mesela şu anda Redmi Note 11 Pro Plus 5G gibi bir telefon bulunuyor. Hem MediaTek Dimensity işlemcisi var. Dimensity 920 gerçekten çok çok performanslı. Yani Dimensity işlemcisi şöyle söyleyeyim sizlere 732G'den çok daha performanslı. Oyunlarda çok daha yüksek FPS'ler alabiliyorsunuz. Çok daha performanslı bir işlemci. Yine 8256 ile alabiliyorsunuz. İsterseniz 6128'lik versiyonu da bulunuyor fiyattan biraz daha feragat etmek için. Onu da tercih edebilirsiniz. 120 Watt'lık bir daha hızlı şarj aleti bulunuyor. Batarya konusunda bence daha iyi gidiyor Dimensity işlemcisiyle beraber ve ayrıca hoparlör tarafında da JBL'le beraber bir işbirliği bulunuyor. Sesler biraz daha yaygın ve yüksek bir şekilde çıkıyor. Renk tarafında da bence yeşil rengiyle çok daha güzel gözüktüğünü ve kamera adasında tasarım olarak da daha hoş gözüktüğünü sizlere aktarabilirim. Ha yazılım kısmında yine problem olacak mıdır? Bence olacaktır. Yani Redmi Note 12 Pro için ne konuşuyorsam Redmi Note 11 Pro Plus 5G için de aynısını konuşuyorum ama iki telefon arasında ben kesinlikle Redmi Note 11 Pro Plus 5G modelini alırdım. Eğer Redmi bir telefon alacaksam. Peki Redmi telefon almayayım ben Eren başka ne öneriyorsun diye soranlar varsa Poco'nun F4'ü var. Geçtiğimiz zamanla bir videosunu çekmiştim. Onda benzer fiyatlara satın alabiliyorsunuz. Bunun dışında bahsetmem gereken birçok fazla telefon da var aslında. Özellikle kendisinin segmentteki rakibi olan Samsung Galaxy A34 5G gibi hem çok güncel bir işlemciyi kullanan hem çok güncel yazılımı kullanan daha uzun yazılım güncellemesi alabilecek bir telefondan bahsediyorum ve IP sertifikasından tutun kamerasında OIS bulundurmasına kadar hatta ön tarafta 4K 30fps video çekmesine kadar bence daha iyi bir telefon
telefon olduğunu düşünüyorum. Yani Eren olsa A34'ü alırdı Redmi Note 12 Pro yerine. Honor X9A gibi bir telefon var. Tasarım anlamında çok daha iyi bir tasarım sunuyor. Bana göre işlemcisi daha güncel. 5G desteği var. Özellikle bugünlerde 5G'ye adım adım yaklaşmışken ülkemizde 5G destekleyen bir telefon almak daha mantıklı olur. Çünkü 732G işlemcisinde 5G desteği bulunmuyor. Biz hep bekledik. Redmi Note 12 Pro modelinin 5G versiyonu gelecek diye hep beklemiştik. Lansmanda bir gördük ki 4G'li versiyon ülkemize geldi. Bu da bizleri tabii ki üzdü. Sizleri de üzmüştür diye düşünüyorum. Listeme bakıyorum hangi telefonlar var diye. Çoğunlukla 5G desteği olan telefonlar bu arada. Vivo'nun V25'i var. Poco X5'in 5G versiyonu var zaten. Kendisi 5G ile beraber geliyor. Yani birçok fazla telefonda bulunuyor. Eğer 5G takındığınız varsa Redmi Note 11 Pro 5G modelinde alabilirsiniz. Zaten çok çok benzer telefonlar kendi içerisinde. O yüzden de birçok fazla telefon bulunuyor. Yani Redmi Note 12 Pro almak yerine bu telefonları almak biraz daha mantıklı olabilir sunduklarına göre. Ama Redmi Note 12 Pro alacaklar varsa da alsınlar, güle güle kullansınlar. Ama eksilerini de bilmeleri gerekiyor diye düşünüyorum. Peki sizler Redmi Note 12 Pro hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizler satın aldınız mı? Kullanıyor musunuz? Tecrübeleriniz neler? Sizce hangi eksikleri var telefonların veya beğendiğiniz noktalar neler? Hepsini yorumlar kısmına bekliyorum. Eğer bu video sizlere yardımcı olduysa lütfen beğen tuşuna basmayı, sonrasında kanala abone olmayı ve sonrasında ise çan işaretine basmayı unutmayın ki video yüklediğimiz ilk andan itibaren de bildirimleri sizler alacaksınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.